Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefa geldiniz, evinizin neşesi, güler yüzünüz, bilançiniz gelibedi. Bugün de sizinle beraber soğan muhlaması yapacağım. Aman yarabbim, şöylesine dattan mattan yemeyeceğiz. Annemin, teyzemin çanı çekti, ben de diveyin dedim. Çok güzel oldu benim soğan muhlamam. Siz de yapı yapı, ondan sonra midenize iyi gelir, ondan sonra bağırsaklarınız iyi gelir, yapı yapı ver, gidir gidir ver, çalınıza, çocuğunuza, kocanıza. Bek tatlı, hoş geldiniz, sefa geldiniz be ya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz ha. De soğanlarımı göster. Soğanlarımı soydum. Benim bıçağım nerede şey ya? Bülent, onun arkasında. Bak arkaya doğru geç. Yok teyzeciğim. Bir şeye bak o zaman, şu tavana bak. Kırmızı mıyız? Kırmızıyı mı arıyorsun? Şimdi soğan doğradığım bıçak vardı. Ben hiç eylemedim. Makineden mi? Bakıyorum yok anne. Allah Allah. İşte Bülent'ciğim. Tamam ver. Hah. Hoş geldin, sefa geldiniz benim arkadaşlarım. Neyse, bunu böyle yapacağız. Evet Bülent'ciğim. Şunu da alacağız, tahtamda durulmuş. Soğan muhlaması yapacağım bugün, biliyor musun? Evet Bülent'ciğim. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim, çok güzel oldu valla. Şöylesine yiyemeyeceğiz. Oy. Zaten çok güzel olur Bülent. Biz bunu eskiden çok yapardık. Hı-hı. Çok güzel, eskiden çok yapardık da. Şimdi içine şey yapıyorsun. Ben çok severim. Bülent'ciğim. Neyi, soğan muhlaması? Evet, çok severim bu soğan muhlaması. Çok da güzel olur kaşık yani. Kaşık geldiniz. Ay geldiniz. Aman yarabbim, ben kafamı nerelere sokayım. Aman böğün dedim şey. Böğün de size şey yapıyor ya. Soğan muhlaması yapıyor arkadaşlar. Mahtan yiyemeyeceğiz. Belki hepiniz biri belki bilmez de dedim. Değilse bunu da çekelim Datı Bey'le mi dedim. Tabii ki. Değil mi Değilse? Evet Bülent'ciğim, tabii ki yani. Valla ben yalan konuşma. Ya valla öğün dediğin yani bir anda geliyor yani. Ne o yaptığını İçinize şaşırıyor insan. Dostunuz da kocanızı yapın. Hem vitamin deposu. Evet. Soğanı sevenler. Soğansız yaşayamayan diyenler. Ama soğansız hiçbir şeyin tadı yok Bülent'ciğim bence. Bizim Sedat çok sevmiyor. Ya işte hayret. Yani böyle çiğ ya da yemeklerde yemeyen. Yemekte yemiyor. Herkesin şeyi işte. Tabii canım. Yani. Gözüm de yaktı. Biraz jülyen sürümü yapacaksın. Ha? Jülyen sürümü yapıyorsun ama böyle yani. Böyle dolu. Evet, bu jülyen sürü. Evet Bülent'ciğim, haklısın. Sen her şeyin iyisini bilirsin diyorum yani sen. Muhlama böyle. Evet, senin tatlı yap yani elinde bir tat var, bilmiyorum bunu anlamış değilim yani. Sevgimi sırrı var mı? Anlayamadım Bülent'ciğim. Bismillahirrahmanirrahim, benim sırrım o. Bülent, bugün evin çok sıcak. Ahı de. Vallahi ben de bugün kalın giydim, işin garip tarafı. Dışarıda kar donarsın. Çok kar yağıyor evet arkadaşlar. Bugün ben çok da kalın giyindim. Yanıyorum şu an valla. Bülent'ciğim. Yanma deyiz, Allah yananı böyle de canını sıkma. Yok hani güzel yakmışsın yani. Doğalgazı o yüzden dedim. Doğalgazı hep yerini ya. Ay bugün yani. Bilmiyorum ben mi? De bir tuhaflık var, anlamadım. Valla bilemiyorum deyiz. Bülent'ciğim her zaman maşallah. Ne diyeyim adeyiz be. Evet teyzeciğim benim. Ne diyeyim adeyiz be. Bugün de böyle yapayım dedim. Sizi yiyesin diye. Ay Allah razı olsun Bülent'ciğim. Samadayıp samadayıp duruyorsunuz. Ay teşekkür ederim. Ha dediğimizi de yapıyor. Allah razı olsun. Peki seyircilerim de bilmeyeni bilen budu dedim. Ondan sonra yap böyle Bektat dolu. Yemin ederim kebap gibi oluyor. Haberleri olsun. Eskiden bizim kebabıyla meşhur demişler, biliyor musun? Heh. Ya sizin kebabın ne olarak demişler. Nedir Allah'ını seviyorsan falan demişler. O da hep soğan demişler. Yani evet. Soğana kebap derlermiş Bülent'ciğim. Evet. Yani evet. Araçlı tarafı genelde öyle söylerlermiş. Kebap ya. Kebap. Kebap. Yemesi sevap ya. Derlermiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de derdim kebap neymiş falan diye. Çok geç yaşımda öğrendim yani kebap olduğunu. Kebap derlermiş yani Bülent'ciğim. Tatlı olur tatlı. Tattan mattan yenmez Bülent'ciğim. Sen paraları biraz unutuyorsun gibi geldi bu sıraları. Tattan mattan yiyemeyeceğiz Deyze. Evet Bülent'ciğim.
Bülent'ciğim bugün böyle sanki şey gibisin, rahatsız gibisin. Yok, nazar mı? Yaptık ha. Ha, ondan mı? Allah'ıma şükürler olsun bir şey var. Rahatsız, yani olma olma zaten. Yok, Allah'ıma şükürler olsun. İyi, buna da hamd olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Manda yuva yapmışsınız dalına. Hem ağlayın hem soğan da oraya. Aman. Aman. Yavrusunu sinek kapmış gördüm mü? Amanine yandım. Amanin amanin amanine yandım. Bedavamı sandım. Para bedimi aldım. Dilin adese. Boşart olsun, bıçağı nereye soktum bileme yankı gözlerimden. Söğüt dalları çok şey olduğu için yerlere serilirlenmiş. Mandaların da hani derileri çok ince oldukları için Bülent'ciğim. O söğüt dallarına yatarlarmış. İnce oldukları için sinekler de onları ısırdığı için onun için manda yani yuva yapmış söğüt dalına diye orada kalmış. Oradan kalmış. Allah Allah. Evet. Ondan sonra yani o şekil. Yani manda da bile söğüde yuva yapmışlar. Düşünün gayrı kastım. Yani aslında söğüdün oraya hani asılan dallar varmış. Aşağı doğru geldikleri için de onlar da gölgelemek için onlara yatarlarmış. Söğüt mesela tepesinde ne işi var söğüdün dalında Bülent'ciğim? Bu esprili bir şarkı yapmışlar o yüzden. Kastamonlar akıllıdır Bülent'ciğim. Öyle mi? Evet. Kastamon insanı mertti. Soğuğu da serttir. Öyle derli adeyse. Bülent'ciğim görmüyor musun? Sen ne kadar pratik zekalısın mesela. Çok zeka olarak. Kelimeler bir sürü üretkensin. Maşallahın var. Allah razı olmasın görüşünüz. Yok görüş değil gerçekten öyle. Laf, bazı insanlar iki lafı yan yana getiremiyor Bülent'ciğim. Ana bu nerede tallaydık bile ben bilemedim. Bülent bilmiyorum. Biz de bir şey söylerler ama söylemeyeceğim. Toplamışlar. Toplamışlar teyze. Vallahi nerede dikmişler neyle. O özlerim alıp alıyor. Uy. Nereye bıçağı soktuğumu da bilemeyen ya. Evet Bülent'ciğim gerçekten öyle. O özlerim bitti ki teyze. Olsun Bülent'ciğim. Derler ya gözünü bile mikrobunu alıyor. Ne güzel bir şey aslında. Zaten gözlerin güzel senin. Balık gibi böyle çekik çekik. Ay Allah razı olsun. Ay. Bülent'ciğim ben şöyle yanına geldim ama. Gel gel bak şöyle de beğen gel. Gel göster püf noktasına varana kadar. Sahil seyircilerime göster bir. Bunun üstüne yumurta da kıracağım. Aman yarabbim. Neyle tatlı olacak neyle. Ha? Böyle evet, mi Bülent'ciğim? Bugün de soğan şeyi de beğen adeyse. Yap tabii canım. Hoş yani, geldiniz, sefa geldiniz. Ben başımı nerelere sokuyorum. Bugün misafirim var biliyorsunuz. 15 kişim var. Evet. Ha. Neden ama Bülent, onu söylemeyecek misin? Neyle neden? Espri de var bir arada böyle. Ne demek o? Yani tamam misafir ayrı da. Ha. Bir de bir insanın neyi var? Söyle. Doğum günü var. Ha, bugün de kardeşimin doğum günü. Ama o haberi yoksuz. Onun haberi yoksuz etmedi. Misafirler ama işte tesadüf geliyor mu? Oğlan doğum gününde soğanlı şey yapayım iyi mi? Ay Bülent'ciğim sen onu döktürürsün akşam Bülent'im. Eyvah. Vallahi ha. Dükkan döktürürsün Bülent. Ben biliyorum seni. Neyleri? Döktürürsün sen akşama. Hadi. Vallahi döktürürsün ben bunu tahmin ediyorum. Böyle ettin mi? Yaptım Bülent'ciğim. Bakın gördün mü? Maşallah Bülent'im. Nasıl nasıl biraz da kalın da oynayabilirim mahsus. Tatlı olsun. Bunu ben jülyon üstür diyorum Bülent. İster ürcün üstür de ister jülyon üstür de. Ne dersen de. Senin var ya şu şeylerine bayılıyorum ben. Ne dersen de. Kahve. Bülent'ciğim ya. Efendim adet. Şu bitirin evandımı söyle ne olur. Ya artık bu videolar trenine bandımsız olmuyor. Manda yuva yapmış Sümüt dalına. Aman aman. Yavrusunu sinek kapmış gördüm mü? Amanine yandım. Amanin amanin amanine yandım. Tridine 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 bandım. Ne göz kaldı ne kol kaldı. Ah deyze gözle akak bey ya. Bülent'ciğim videolar artık tridine bandımsız olmuyor. Olmaz. Evet sana alıştık ay, artık. Olmaz ya. Televizyona da çıkacağız. Ne deriz değil mi ya? Biz ay Bülent'ciğim valla işte onu çok güzel değerlendir. Şey oynayacaymışsın. Valla. Söylesene. Köylü. Fakir köylü oynayacaymışsın. Ondan sonra yükseleceymişsin. Yükseleceymişsin. Çiftlik kuracaymışsın. O şeyi canlandıracaymışsın. Ben de ne çiftlik kurarım lan.
Ah Bülent'cim bir sürü mandıra olur artık. İnekten minekle şey yaparız. Peki neyle başlayacağım işi? Vallahi ne güzel olur ya. Peki inekle başlayacağım işi. Zaten seviyorsun. Onu da seversin. Ah kızım diye seversin artık onları da. İnek verir mi? Evet. Ah yavrum diye. Soğanlarımızı koyduk. Hadi yavrum öl ölü be. Biz de öyle derler değil mi? Evet. Geberi be geberi ben derdim. Bakayım ben önüme. Gördün mü teyze gel. Evet Bülent'cim. Soğanımız ölecek teyze. Hem mi be kızır olduk ha. Valla ne güzel makarna gibi böyle hani şey oluyor ya. Ana bu şimdi kebabımız bizim. En meşhur kebabımız. Evet. Bülent'cim. Soğan kebabımız doğal. Her şey doğal. Yok öyle. Bülent etli yapalım, sütlü yapalım. Hep böyle şey yapıyor. Dilerçim ya. Biraz da dedim hani sebze olarak şey yapalım. Hı-hı. O da dedi ki istediğiniz olmam ama ben hemen yaparım dedi. Vallahi Allah razı olsun. Evet ben... arkadaşlarım bugün de sizinle beraber soğan muhlaması yaptım. Dattan mattan yiyemiyoruz. Şöyle de elimizden serim ekmeğine bandıra bandıra da ağzımıza attık mı? Aile bizim gibisi yok be. Hem karnımız dinlenir akşama, hem karnımız doyar, hem midemiz rahat olur. Aman ya Rabbim ben kafamı nelere sokuyum be, bilemedim. Bülent vücuttaki bütün bağırsaklarını, enfeksiyonları temizliyormuş soğan biliyor musun? Ehe. Evet. Taş köprü sarımsağından kodum mu? Tamamen temizler diyorsun. Tamamen temizler o. Ondan sonra böyle doğru ayağa koy yani ben. Evet Bülent'ciğim. Şöyle ikiye vur be yani teyze. Bülent bağırsaklar devamlı hareket halde olacak. Buna eminim yani. Gayrı bağırsaklar çalışmayana benim için. Size iyi bir yöntem. Gayrı. ben seni anlıyorum Bülent'ciğim. Gayrı anlayan için de ya. Ben seni çok iyi anlıyorum. Bağırsaklarınız biraz çalışmaz. Hemen bu soğanla muhlamadan yeter. Aradan girdikten sonra yarım saat sonra rahatlarsınız. Hiç canınızı sıkmayın. Nereye kaçmak istiyorsanız kaçabilirsiniz. Vallahi dalga geçme. Şaka da doğru valla arkadaşlar doğru konuşuyor. Ben yalan konuşmam. Benim huyumu öğrendim. Bülent'ci sonra nereye kaçmak istiyorsanız kaçabilirsiniz. Hayır, isterseniz dışa çıkın. İsterseniz balkoda çıkın. Gayrı. Nereye çıkarsanız o sizin tercihiniz. Kapalı kalkanla belen de etmeden mi? Doğru konuşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne güzel ellerim var. Ya Rabbim. Maşallah. Şöyle dedi benim. Bu arada mı sarımsak da koydum. Gayrı vay ya bunun önüne kim durabilir? Felişteye gelse duramaz. Aynen. Yacım sen zaten maşallah. Artık kendinizin doktoru da kendiniz olun. Bazılarından duyuyan ki teyzem bir şey diye bana. Bir hap varmış. Bağırsakları rahatlamak için. Ne gerek hapa? Bülent'cim bazen hani aynen öyle arkadaşımız bir kabızdı arkadaşlar aynen öyle Bülent'in dediği gibi. Ben hani zayıf. Aynen öyle zayıflama merkezine gitti ve arkadaş dedi ki ben kabızda şu yapacağım oradaki bitkisel olarak bir yöntem verdi. O da fayda etmemiş arkadaşa. Soğan ve sarımsak. Soğan sarımsak bir de ekstra olarak kusura şurup verdiler eczaneden ama o arkadaş o da fayda etmemiş. Sonra senin dediğin gibi işte arkadaş dediği gibi soğan. Aha. Soğanla yapmış arkadaşlar. Vücuttaki bağırsaktaki bütün enfeksiyonları alıyormuş bu. Çakada da sarımsak kattım gördüm. Evet Bülent'ci. Bir lafı oraya getirecektim Bülent'in doğru. İster nereye götürsen bu kadar. O beni ilgilendirmez. Diyorsun. Bak gel. Çakada da karabiber katıyamın içine. Evet Bülent'ci. Ben başımı nerelere sokuyorum böyle çıkada çıkada koyuyorum bir de yani. Evet Bülent'ciğim. Karabiber baktım. Karabiber. Çıkada da tuz katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kebabımıza. Ondan sonra hemen karışıyoruz. Pulüveri en son üstüne biliyor musun? Evet Bülent'ciğim. Aman yarabbim. İyice ölsün teyze bu. Evet ölsün evet Bülent'ciğim. Oo şartosun kebap kokusu aynı. Gördün mü teyze? Evet Bülent'ciğim aynen öyle. Şimdi bir de üstüne yumurta kıracın aman ya. Soğan kokulası o kadar ağır koktu ki Bülent'ciğim şimdi. Aynı kebap gibi değil mi? Vallahi o kadar bir ağır kokusu oldu ki o kadar hoş oldu ki. Yani bağırsaklar ve mideler nasıl hareketli olur bilemiyorum. Şimdi öyle bu hemen öyle böyle. Çok severiz bunu devamlı tabii yapıyoruz. Tabii ki. Severiz. Yalan konuşmam. Doğru. Devamlı yapıyoruz. Aynen. Öyle. Bülent ben bunu çok önceleri bilmiyordum açıkça konuşmak gerekirse. Bak çok önce. Benden öğrendin işte. Ondan sonra gerçekten bilmiyordum.
Ondan sonra benim annem bağırsaklarından rahatsız ameliyat oldu. Evet. Devamlı ben bunu yap dedim. Doktor dedi ki maşallah sevgilim dedi. Sen bağırsakları nasıl temizledin böyle dedi. Hani annem bağırsakları böyle birbirine girmiş, birbirine dikiş yapışmış halindeydi. Gibi. Yapışmış ameliyat oldu. Annemin karnından 4 kilo bir aldılar, 5 kilo bir aldılar karnında. Anam bunu kullandı. Anam röntgen çekiliyor ya bağırsakları kuruyor ya teyze. Neydi evet, evet. Röntgen miydi? Evet, ha evet. Ha. Ondan sonra sevgilerim maşallah maşallah demiş. Benim oğlan demiş şeydi dedi bana demiş. Su var devamı sonundan sarımsaklı muhlama dedi demiş. Evet. Ondan sonra hiç affeden kullanmama gerek yok demiş. Hep demiş bağırsaklarım rahatça çalışıyor demiş annem. Vallahi tabii ki tabii ki. Ondan sonra aynı o günden bugüne yani devamlı küçüklüğümden beri evde beden bir şey olmayınca tatta matta yiyemezdik bunu. Bunu böyle yapardık arkadaşlar. Hemen yarabbim başımı nereye sokuyorsun canım çekirdiğiniz bunun çıkırdan. Ya Allah'ın hikmetlerinin arsında var ya o kadar şeyiz ki değil mi? Evet. Aslında uzağız ki. Evet. İşte tabii, aslında yanımızda gözümüzün. Hem daplı aha bir öğün yemek. Aynen. Gelenlere. Aynen. Bir öğün yemek işte hadi. Bülent bunun için Ankara'ya gitmiştik biz. Ankara'da arkadaşımın orada bir şeydi yan yana hastanede konuştuk. Bayan hadi dedi ki. Hadi sen bilmeyen ben çok kişiyi bedim. Biliyorum biliyorum. Ya orada hastanede biz değil. Ona, onu demeye yani bizim burada. Evet evet konuşuyor. Aynen. Dedi çatlıyorum dedi. Bunun için tedaviye geldim ben dedi Bülent'ciğim. Ondan sonra yani gaz çıkartamıyormuş. Onun için tedavi görüyormuş. Rabbim dedi. Her şeyin hastalığı da çok kötü dedi. Tabii canım. Yani işte aslında nimetlerimiz elimizde aslında. Kıymetini bilmek lazım değil mi Bülent'ciğim? Ama çok güzel oldu baksana. Bakabiliriz şurada tabii ki. Şurada da tereyağı tüveyeceğim üstüne. Tatlı olsun deyip. Gördün mü? Çok güzel oldu Bülent'ciğim. Çok güzel oldu. Neyse. Evet. Bende yalan dolan yok. Yok canım. Çıkar da tereyağı kokusu verdiğim için. Evet Bülent'ciğim. Zaten. Çıkar da koy verdim biliyor musun? Aynen Bülent'ciğim. Ekmeği de bana yiyeceğiz bu işi. Aynen öyle Bülent'ciğim. Bu da tamam. Neyse bu el ise biraz sonra videomuza dönelim. Kaç dakika oldu? 17 dakika oldu Bülent'ciğim. Bugün de soğan muhlaması yapacağım. Evet. Kastamonu bölgesinin kebabıdır bu arkadaşlar. Kebap. Aynen. Ya et kebabımız ayrı da. Bir de yani böyle kebap. Öyle deriz. Yani. Evet arkadaşlarım, bana abone olmayı, bana like atmayı, reklamlarına bakmadan geçmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah bin kere razı olsun. Beni evladınız olarak bağrınıza bassınız için Rabbim sizi de her kötülüklerden korusun diyorum arkadaşlar. Allah bin kere razı olsun sizden de ya. Şimdi de muhlama yapıyor. Şey muhlaması, soğan muhlaması, daktan maktan yiyemeyeceğiz. İçine ondan sonra 9 adet soğanım vardı. 9 adet soğanı doğradım uzun uzun. Doğruktan sonra 8 dişli sarımsağım vardı. Onu da kattım. Zeytinyağı koydum. Zeytinyağından sonra çıkkada da şey koydum. Tereyağı koydum. Onun üstüne yumurta kıracağım. Yumurtadan sonra pır biber dökeceğim. Aman yarabbim böyle bir tat veren yok. Tattan mattan yiyemeyiz arkadaşlar. Hemen size döneceğiz. Biraz soğanlarımız öyle besin. Hadi görüşürüz. Bülent'ciğimin gözleri yanık gözlerini kısıyor. Bülent'ciğim hadi. Hadi kapat teyze hemen dönüyoruz. Evet arkadaşlar gel teyze beni. Evet arkadaşlar şimdi soğanımız güzelce öldü. Güzel çıkıyor mu teyze? Evet çok güzel çıkıyor Bülent. Soğanımız güzelce öldü teyze. Ondan sonra öldürdükten ama yani şey yaptıktan sonra güzelce şimdi şey yapacağım bir dakika. Güzelce yaptım görüyorsun işte. Evet Bülent'ciğim. Şunu şöyle yapayım. Şuradan yumurtalarımı bir bir kıracağım şimdi. Hah. 3 yumurta. Ben fazla yumurta sevmeyen. Evet, evet. Doğru. 3. Zaten dolabım da 3 tane kalmış. Yukarıda vardı yukarıdaki dolapta. Yukarıdaki dolapta. Tamam. Şöyle yapalım. Şu kepçe elimi sürmeden. Elimi ayırtalım. Yumurtayı sürdüm ya kabuğuna. Evet Bülent'ciğim. Kimi böyle yapıyor, kimi de tamamen karıştırıyor değil mi Bülent'ciğim? Karıştırmam ben. Sen tabii ki. Karıştırmam. Siz böyle yapın arkadaşlarım. Benim dediğim gibi yapın. Lezzetine veren doyum olmaz değil mi Deyze? Evet Bülent'ciğim. Şöyle yuva açalım aşağı doğru bitsin biliyor musun? Aynen. Şuna da açayım. Hadi kızım aşağı doğru indir. Gördün mü Deyze? Evet Bülent'ciğim.
Bugün de size muhlama yapmadım. Aman yarabbim, kafamı nereye sokayım ben? Tatlı mattan yemeyeceğiz. Tatlı mattan yemeyeceğiz. Güzel. Gel teyze. Bismillahirrahmanirrahim. Serm ekmeği de çıkaracağız şimdi. Yayık ayranın var değil mi Bülent'ciğim? Yayık ayranı var. Gördün mü? Evet Bülent'ciğim. Hadi yemen de koruyayım ben size. Nasıl yemezsin ki? Çok güzel oldu, çok. Arkadaşlar bir de bir kokusu var, yemin ediyorum. Seni veren Allah'a şükürler olsun, çok. Çok güzel oldu, çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun, çok. Şöyle yapayım da. Çok tatlısın, çok. Evet arkadaşlarım, muhlamayı size gösteremedim. Aman yarabbim, dahtan mahtan şöylesine yedireceğim bilemeye ya. Bugün size muhlama gösterdim. 9 adet soğanım vardı. Onları doğradım büyük büyük. Ondan sonra doğrama şeklimi görürsünüz. Ondan sonra doğradıktan sonra içine yağ koydum, tavaya aldım. Yağ koyduktan sonra biraz üstüne tereyağı ettim. Güzelce soğanlarım vefat etti. Ondan sonra böyle yaptıktan sonra üstüne de 3 yumurta koydum. Yumurtaları da kırdıktan sonra pul biber döktüm. İçine cıkkırı da karabiber koydum, tuz koydum. Unutmayın bunları sakın. Ondan sonra şimdi böyle servis tabaklarını alacağız. Yiyeceğiz böyle. Ha benim arkadaşlarım. Allah'ım emanet olun diye ya. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hoşça kalın. Allah'ım emanet olun diye ya. Şart olsun. Hepinizi çok seviyen. Bugün de Kastamonu'yu kar altında kalemez. Ah benim arkadaşlarım. Bir kar yağ ya. Görmeniz lazım. Ondan sonra belki dışa giderim. 2-3 fotoğraf çeker de geliverin. Benim işim belli olmaz biliyorsunuz. Ondan sonra size de atatıverin. Siz de baka baka verirsiniz. Oy kafamda şapkalı. Ondan sonra Allah'ım emanet olun. Görüşmek üzere de. Hoşçakalın. Gel de gösterelim ikramda. Hoşçakalın arkadaşlar. Yer ve yardımcınız olsun. Evet, muhlamamız. Gördünüz, soğanlı muhlamamız. Aman yarabbim, şöyle bakın, dattan mattan yenilmez gayrı bu. Aman yarabbim, gördünüz mü? Dattan mattan yenilmez. Allah'ım emanet olun. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlarım.